Ezber Bozan Akademi izleyeceğiniz programı sunar. Önemli tarihlere doğru ilerliyoruz, öyle mi Zeynep? Biz efendim Nisan başı itibariyle genlerimizde yazılı olan o kadim bilgilerin de uyanışıyla birlikte cennete geçiyoruz. Kendimizi sık sık cehennemin dibinde sanmamızın sebebi de bu ruh sağlığımız üstünde oynanan büyük oyunlar. CERN'de bizim ruhlarımız üstünde, zihinlerimiz üstünde çok büyük bir manipülasyon oluşturuluyor. Bir kere kötülükle besleniyorlar ve diyorlar ki biz hepinizin zihnini kontrol edebiliriz. Biz 80 soyluk genetik hatıraları genlerimize taşıyoruz. Burada açılacak olan bir bilinç, cennet bilinci, 8 tane kapısı var cennetin. Bir şey çok fazla söylenirse bir süre sonra herkes tarafından gerçek olarak kabul edilir ve gerçekten hiçbir hüküm kalmaz. Evrenin mimarı tek bir kişidir, Yaradan. Buna değişik isimler verip çarpıtıp sempatikleştirmeye başka bir şeye gerek yok. O yeterince sempatik. Cehennem 7'lerde gerçekleşir. 2023 yılı zaten 2023 olması sebebiyle 7'ydi. Her neyi kaybettik sanıyorsak bu ayda onlar aktif olacak hayatımızda. Ezber Bozan TV'den herkese merhabalar. Araştırmacı, yazar, eğitmen Zeynep Dündar'la beraberiz. Çok önemli günlerden, çok zor günlerden geçtik. Bambaşka günlere doğru ilerliyoruz adım adım. Adım adım bu ilerleyiş devam ederken Zeynep Dündar bize Nisan ayının röntgenini çekti. Çünkü önemli tarihler dediğimiz tarihler Nisan ayında yaşanacak. Önemli tarihlere doğru ilerliyoruz. Öyle mi Zeynep? Çok hoş çok geldin. Merhabalar. Tekrar sizlerle buluşmak çok güzel. Hem Ezber Bozan ailesiyle hem de sizinle. Merhabalar Hakan Bey. Efendim, evet, geçtiğimiz Şubat ayından bu yana elbette ki gerek ülkemizde gerekse dünya genelinde çok büyük yıkıntılar yaşandı. Ama biz ne dedik? Sarsıldık, yıkılmadık dedik. Şimdi cehennem gibi gördüğümüz bir Mart'tan geçtik aslında. Mart ayında 7 rakamı oldukça yaygın olarak karşımıza geçti. 2023 de kendisi 7 olmakla beraber, yani bir bakıma tekamülü anlatmakla beraber Mart ayının 7'leri bizim için cehennemdi. Fakat çok iyi bir haberim var. O yüzden çok gülümseyerek anlatacağım bu yayını. Biz efendim Nisan başı itibariyle genlerimizde yazılı olan o kadim bilgilerin de uyanışıyla birlikte cennete geçiyoruz. Evet, bazı özel tarihler var. Nisan'da 4, 8, 22 gibi. Nasıl oluyor? Neden bu tarihler çok önemli? Cehennem sandığımız bitişler, yanışlar, yıkılışlar nasıl bir yepyeni cennet bilincine açılabilir? 8 kapılı cennetten biz nasıl geçeriz? Bunların hepsini bu yayında anlatmaya çalışacağım. Dedin ki öyle bir Mart'tan geçtik ki bu Mart bizi darmadağın etti. Evet. Bu Mart bizi yerindeyse eğer yerin dibine soktu. Nasıl bir çıkış olacak onu sorayım. Nisan nasıl bir doğuş, nasıl bir uyanış olacak? Yani cennet bilinci uyanacak diyorsun. Aynen öyle. Cehennem sandığın cennete hazır ol diyorsun. Neden diyorsun bunları? Şimdi aslında biraz daha bütünsel bakarsak, neden biz cehennem sandık? Mart'ta ne oldu da cehennem sandık? Ya da sadece Mart'ta mı cehennem sandık? Öncesinde de sandığımız oluyor muydu? Hakan Bey, çok enteresan bir düzen var ortada. Şöyle, bir matris var. Evet. Hani o Matrix filminde bazen seyrederiz de deriz ya, ya gerçekten biz de mi onun içindeyiz? Evet, onun içindeyiz. Hatta ben o Matrix'i ana akım Matrix olarak birçokları gibi nitelendiriyorum. Kaynağını da söyleyeyim size. Efendim, Cenevre'de, CERN'de bugün 85 ülkeden 12 binin üzerinde bilim adamı bir araya gelmişler. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Büyük patlamanın var olduğunu varsayarak acaba onun gibi bir tane daha patlama yapabilir miyiz? Bunu araştırıyorlar. Ve bunu araştırırken bu araştırmanın var olması dahi ve bu tezin böylesine kuvvetli olmasının ardında aslında bizim ruh sağlığımızla ilgili bir tehdit var. Kendimizi sık sık cehennemin dibinde sanmamızın sebebi de bu ruh sağlığımız üstünde oynanan büyük oyunlar. Kara delik evrende elbette var. Ve yine CERN'de yapılan çalışmalar da bu yapay kara delikler üzerinde de düşündürüyor insanı. Ancak kara delikler bizim ruhumuzda oluşturuluyor. Şöyle oluşturuluyor. Deniliyor ki biz istersek Tanrı parçacığını, yani Higgs bozonu deniliyor, onu burada yaparız dediler. Yaptıklarını da iddia ettiler. Yaklaşık 13 milyar dolara mal olan bir araştırmayla da bunu yaptılar aslında. Ama bu şu demekti, doğada var olmayan bir şeyi biz bu dünyada var edebiliriz. Yani meydan okuyorlar.
Fakat işte bu meydan okuyuş bizim ruhumuzda büyük bir boşluğa sebep oluyor. Özellikle gençler üstünde. Umutsuzluk, çaresizlik, korku. Son yıllara bakın Hakan Bey. Neden biz şimdi Mart'ta cehenneme inandık? Çünkü son yıllar, içinden geçmiş olduğumuz özellikle son 3 yıl olmak üzere daha da bütünsel olarak baktığımızda son dönemler bize sürekli yokluğu, kıtlığı, zorluğu, umutsuzluğu, korkuyu lanse etti. Nereye baksan yok dediler, nereye baksan korku dediler. Biz de tam şimdi başımıza gelen korkunç olaylarla dedik ki Dante'nin 7 katlı cehennemi gibi burası cehennemdir. Ama o Mart'taydı, geçti. Şimdi ben size biraz Nisan'daki umutlu halimin neye dayandığını anlatmak istiyorum. Daha önce sizinle yine bir yayında söylediğimizi sanıyorum. Bir kez daha tekrar edeceğim. Amerika'daki... Şimdi Nisan ayıyla CERN'ün ne ilgisi var diye sorsam, araya girsem sonra devam etsek Nisan'a. Tabii ki. Efendim CERN'de yapılan şey aslında bir matris. CERN'de bizim ruhlarımız üstünde, zihinlerimiz üstünde çok büyük bir manipülasyon oluşturuluyor. Yani orada sadece bilim araştırma... Mart ayında yapıldı yani bu. Mart ayından önceden biridir yapıldı. Benim bu konuyu bağdaştırmamın sebebi Mart ayında dünyada oluşmuş olan korkunç durumların, Şubat'tan başlayan o depremlerin artık Mart ayında bizde oluşturmuş olduğu cehennemin dibi inancı aslında CERN'de yıllardır yapılan araştırmalarla köklendirilmiş oldu. Anladım. Çünkü orada yani dışarıdan dünyadaki insanların zihnine bir müdahale vardı demek istiyorsunuz, öyle mi? Manipüle ediliyoruz diyorum. Biz sürekli manipüle ediliyoruz. Kara delikler bizim zihinlerimize ve ruhlarımıza oluşturuluyor. Onlar diyor ki biz şu an bilimsel olarak araştırıyoruz ve bilimde kanıtlamaya çalışıyoruz. Fakat onların bu çalışmaları bizim maneviyatımızı sarstığı vakit. O zaman bizim ruhumuzda kara delikler oluşuyor. O kara delik de işte bizi cehennemin dibine fırlatıyor. Fiji. Şöyle de diyebiliriz Hakan Bey. Kötülük eksenli bir zihinsel matris söz konusu. Birçok insanın küreselciler diye adlandırdığı grup aslında yine CERN'de de dahil olan işte kötülük eksenli zihinsel matrisi ifade ediyor. Kara delikler oluşturuluyor. Bu çok ortada aslında. Hani biz ne zaman hayatımıza gelirse o zaman anlıyoruz. İşte o da şu anda. Daha önce de bunu biliyorsunuz bize hastalık sürecinde yaşattılar. Dediler ki her şeyin kontrolü bizde. Biz de dedik ki aa hiçbir şeyin kontrolü bizim elimizde değilmiş. Adeta irademizi bıraktık. Sonra anladık tekrar iradenin bizim elimizde olduğunu. Bugün de daha birkaç gün önce Hindistan-Pakistan etkileşiminde bir 7.7'lik deprem yaşandı. Yani sadece bizim ülkemizde değil, dünyada şu anda sallantılar çok büyük oranda devam ediyor. Dolayısıyla bunlar oldukça biz diyoruz ki eyvahlar olsun. Yerlerin dibindeyiz, aşağıların aşağısındayız, 7 kat cehennemin dibindeyiz. Dante'nin metaforu da bu zaten, 7 katlı cehennem metaforu. Çok kolay düşüyoruz ama bunun arkasında bize öğretilen medyanın, sosyal medyanın sürekli anlatmış olduğu o yokluklar, o bizim çaresizliklerimiz, zavallılığımız, umutsuzluğumuz var. Bize bunlar sürekli adeta bir pompa gibi yukarıdan, hani herkes harp teknolojisini düşünüyor ya, ben çok inanmıyorum, gerek yok çünkü. Ne gerek var yukarıdaki buluttan göndermeye? Zaten yayın yoluyla sürekli zihnimize gönderiliyor ki. O kadar maliyete gerek yok. Yani o teknoloji var da uğraşmaya gerek yok. Yayınlar zaten bunu böyle yapıyorlar. Ne kadar çok korkuyoruz. Bizi şu an dinleyenler bir düşünsünler. Söylediklerime inanıp inanmamak için kendi kendilerini test edebilirler. Bir düşünün lütfen. Siz korkuyor musunuz? Çaresiz misiniz? Umutsuz musunuz? Neden? Diyebilirsiniz ki sen dünyadan haberin yok. Evet ama dünya hep böyleydi ki. Ne oluyor? Niye bu kadar çok korkuyoruz? Niye kendimizi unuttuk? İşte şimdi 8'de yani Nisan'da bu bilinç açılacak diye düşünüyorum. Bu bilinç Nisan'da nasıl açılacak? Şimdi efendim, az önce söylemek istediğim şey şuydu. Amerika'da yapılan araştırmalarda gördüm ki biz 80 soyluk genetik hatıraları genlerimize taşıyoruz. Bu ne demek biliyor musun? 80 soyluk genetik hafıza. Evet, evet, evet. Fareler üstüne böyle deneyler yapıldı ve bu ispat edildi ki biliyorsunuz DNA yapısı olarak fare ve insan birbirine çok benzer. Dolayısıyla eğer fare 80 soyluk genetik hatırayı üstüne taşıyabiliyorsa insan da taşıyor demektir. Dolayısıyla 80 soy ne demek Hakan Bey? Yani biz bir 7 soy düşünüyorduk. 7 soyun hesaplanması permütasyonda 256 kişiye denk geliyordu. 256 tane atanın genini vücudunda taşıyorsun da farkında değilsin. Ne zaman ki o genetik hatırayla aynı rezonansta, aynı frekansa titreşiyorsun, böylelikle o hatıra sende aktif oluyor, o karakter sende aktif oluyor, o hastalık sende aktif oluyor demekti. Bu 7 soy için 256 idi. Ben size diyorum ki 80 soy.
Yani herhalde matematik yapamadım ama 3000 kişi civarında olsa gerek. Bir 3000 kişiyi aşağı yukarı genetik hatıralarımıza taşıyoruz. Ve ne kadar eskiye gidiyor bu hatıralar. Şimdi bu hatıralar bize şunu getiriyor efendim. Irkçılığın ötesinde bir bakış açısıyla Türkiye'de yaşayan insanlar olarak düşünürsek, bir Türklük bilinci olarak düşünürsek, Türkler çok enteresan şeyler yapmışlar. Demişler ki, ben bu evrenin bir parçasıyım, evren benden ayrı değil. Hatta bunu ilerletmişler, demişler ki evren benim. Daha da öteye götürmüşler. Bir çadır yapmışlar. Bugün onlara oba deniliyor. Hatta şu anda yine deprem bölgesine obalardan geldi çok şükür. Çünkü biz çoktandır onu unutmuştuk. Epeyce oba da geldi. Efendim obalar, yurt dediğimiz bu çadırlar oluşturuluyor. Biliyor musunuz? O çadırın içi, Türk içi, gökyüzü. Yani makrokozmos. Makrokozmosu köşelerinden alıyor, yere çak çak takıyor. Diyor ki şu anda gökyüzü ile yeryüzü birleşti, ben de içinde kalıyorum. Bu yurt çadırın içinde kalıyorum. Ve sonra o yurt çadırının tepesinde şöyle bir yuvarlak var. Dörde bölünüyor. Ortasından bir çubuk geçiyor. Bu çubuk ismi demir kazık çubuğu. Bu çubuk yukarı gökyüzüne, kuzey yıldızına bağlanıyor. Demir kazık. Demir kazık. Demir kazık. Evet. Ve böylelikle senin içinde bulunduğun insan olarak odanı dörde bölüyor. Çünkü Türkler dört yöne inanırlar. Dört yönden kasıt şudur. Derler ki dünya benim vatanım. Yani bizim vatanımız bu dünyadaki toprağın tamamıdır. O yüzden dört yöne inanırlar ve bu çubuk da aslında bu şekildeki çıkışıyla bize bir daha bunu sembolize eder. Biz bunu bugün ne yazık ki kültürümüzdeki kayıplardan dolayı çarkı felek olarak görülen bu motifi, halbuki bizim kilimlerimizde, camilerimizin içinde birçok yerde vardır. Buna rağmen biz bunu şu an svastika olarak Almanların, aynen öyle. Biz bunu Alman nazilerinde görürüz. Halbuki o bize ait. Bizim kendi kültürümüzün bir parçası çarkı felek. Yani yine dört yöne dönüşü, dört yönünün sahibi oluşu ifade eder. Şimdi buradan gelelim. Dördün anlamını gördük. Dört, Türkler için dünyanın toprağına hakim olmaktır. Yurdum bu dünya demektir. Yani ben bu dünyaya aidim. Hakan Bey, biraz önce bahsettiğimiz olumsuz duygular var ya, kendimizi buraya ait hissetmediğimiz için de oluyor. Sanki yabancıyız. Sanki bu dünyanın kaynakları bize ikram edilmemiş. Sanki biz burada yabancıyız. Oysa ki biz buranın bir parçasıyız. Türkler bunları ayırmadılar. Dediler ki evrenin tamamı benim. Ben evrenim dediler. Nasıl bir nizam bekliyor bizi? Bunu nereden bildiler? Dediler ki bir tane yaradan var. Yine mitolojik olarak anlatacağım bu Nisan'a gelmek açısından. Nisan'da efendim yine Türk mitolojisine göre şöyleydi. Dokuz dallı bir ağaç vardı. Bu dokuz dallı ağaç yaradanın yaratmış olduğu bir ağaçtı. Ondan sekiz tane daldan sekiz adam çıktı. Bu sekiz adam dünyaya dağıldı. Şimdi sekiz. Sonra İslam'la Türk felsefesi bir araya geldiği zaman Türklük bilinci, İslam'dan sonra tasavvufta bu sekiz cennetin sekiz kapısı olarak ifade edildi. Tasavvufa göre cennetin sekiz tane kapısı vardı. Şimdi Nisan ayında, Nisan'ın dördüncü ay olması hasebiyle ve aynı zamanda Ocak ayından yani yeni yıldan itibaren 13 hafta geçti. 13 hafta geçtiğinde biz Nisan'a geliyoruz. 13 hafta biliyorsunuz bazı iyi şeyler, iyilikleri görülmesin diye uğursuz olarak adlandırılmıştır siyah kediler gibi. 13 de uğursuz değildir. Ne yazık ki bu ona atılmış bir iftiradır. 13 aslında kararları iyileştirmek, motivasyonu arttırmak için önemli bir rakamdır. Ve 1 ile 3'ü topladığımızda 4 eder. 4 ise Nisan'dır. Nisan 4. aydır ama aynı zamanda 13. hafta olmuş olur. 13 hafta önce yeni yıl gelmiştir. 13 hafta önce önemli kararlar almışsınızdır. Lütfen bu programı seyreden herkes şöyle bir düşünsün. Yeni yıla girerken verdiğin karar neydi? Bugüne kadar cehennemden de geçtin. Hangi kararından vazgeçtin? Geri dön kararına. Bu ay, Nisan ayı, o yeni yılda verilen kararların yürürlüğe girmesi için en uygun aydır. Tam bir hizalanma söz konusudur çünkü. Bizim enerjilerimiz, evren enerjisi, zaten hepimiz birdik. Geldik mi cennete? Burada açılacak olan bir bilinç, cennet bilinci. 8 tane kapısı var cennetin. 8 farklı cennet var. Sen hangi bilinci açılırsan oraya gireceksin. Buyurunuz. Peki o zaman şöyle mi sorayım? Mart ayında bir cehennem yaşadık ve o zaman verdiğimiz kararlar şimdi bu 13. hafta tamamlanırken tekrar gözden geçirmemiz gerektiğini mi söylüyor bize? Mükemmel anladınız. Aynen öyle. Efendim Mart ayında çok yanlış kararlar vermiş olabilirsiniz. Kendinizi tamamen çaresizlik,
bitmiş hissetmiş olabilirsiniz. Ben artık tükendim, ben çaresizim, buradan çıkış yok, ben bunu bitirmeliyim dediyseniz, her neyi bitirmeye kalktıysanız onları tekrar bir sorgulayın. Mart ayında aldığınız kararlar hatalı kararlar olabilir. Yarım bıraktığınız bazı işler olabilir. Mesela örnek veriyorum, Mart ayında siz bir ortaklığa girişecektiniz. Öyle oldu, böyle oldu, girişmeniz. Nisan'da girişin. Mart ayında ayrıldıysanız Nisan'da barışın. Hatta Nisan etkileşimde olduğu aylardan dolayı bir yandan zerafetin, bolluğun, bereketin. Bakın alem değil mi? Bütün çiçekler, böcekler hepsi Nisan'da harekete geçerler. Bu Venüs'ün etkisidir. Bereket gelir Nisan'da yeryüzüne. O yüzden özellikle evlenmeyi düşünenler için Nisan özel bir aydır. Ben size tarihte veriyorum. 4, 8, 22 Nisan. Varsa böyle niyetler, yine programı seyreden canım izleyicilerimize seslenmek istiyorum. Efendim evlenecekseniz 4'ü 8'i 22'yi sakın kaçırmayın. Çok iyi. Ortaklık yapacaksanız yine bu tarihler çok iyi. Çünkü burada sizin bilinciniz cennet bilincine açılmış oluyor. Hizalanma gerçekleşmiş oluyor. Bu sebeple. O zaman hani gerçekten sihirli tarihler geliyor birçok insan için. Zor günler yaşandı. Tüm dünyada yaşandı belki bu ve diyorsun ki bu bir kurguydu zaten. Haftalar boyu insanların zihnine, ruhuna yüklenen bir takım negatif ve olumsuz etkilerle yaşanan birçok şey var. Hem ilişkilerde hem genel olarak hayatın rutin akışında çok büyük olumsuzlukları gözlemledik. Her şeyin tekrar yeni baştan filizleneceği, yeni baştan doğacağı özel ve önemli günler geliyor diyorsun. Aynen öyle diyorum. Çünkü yine neden bu arada Türklükten bahsettim? Efendim o 80 soy var ya, 80 soyluk atalarımızın geni bizim vücudumuzda pasif bir şekilde duruyor. Ama biz ne zaman ki onların hatıralarını hissediyoruz, onlar gibi bir hissiyata girişiyoruz, onların geni içimizde aktif oluyor. O yüzden bu 80 soyun gücü var. Kadim bilgeliği var. Çok önemlidir. Lütfen bu ay özellikle içinizden gelen sese çok önem veriniz. Siz o içinizdeki sesi dinlerken aslında atalarınızın size fısıldayışını dinlemiş oluyorsunuz. Ve onlar bizden daha fazlasını biliyorlar. CERN'de yapılmak istenen şey, yani evrenin oluşumunu tekrarlamaya çalışıyorlar. Ve bir taraftan da bize yapay bir matrix mi oluşturuyorlar? Evet. Onlar şöyle bir şey yapmaya çalışıyorlar ve yapıyorlar da aslında. Bir kere kötülükle besleniyorlar ve diyorlar ki biz hepinizin zihnini kontrol edebiliriz. Bunu da diyorlar size yaydığımız haberlerle yaparız. Hadi diyorlar deneyelim. Sonra gerçekten yapıyorlar. Bakınız efendim bugün çok enteresan. Önümüzdeki günlerde bu program yayınlandığında bu gerçekleşmiş olur. Eski Amerikan başkanlarından bir tanesinin yargılanma süreci söz konusu. Bu şu anda ben Amerika'da olduğum için sürekli burada basında takip ediyorum. Gelecek günlerde olacak olan bir şey. Fakat şu anda yapay zeka resimler yapıyor ve bu başkanın kaçmaya çalışırken polis tarafından kovalandığı ya da polis tarafından muhakemete uğradığı, yani nasıl denir Türkçe? Alaşağı edildiği pozlar. Böyle resimler. Bir mukavemet ederken. Evet, aynen bu şekilde resmedilmiş ve bunlar şu an servis edilmiş, sosyal medyada dönüyor. Eğer ben dikkatsiz bir tüketici olsam, dikkatsiz bir izleyici olsam ben onu görünce şöyle derim. Aa, adamın başına neler gelmiş, bu adam artık bitti, o olay daha gerçekleşmedi, o resim gerçek değil. Fakat yapay zeka bunu şu an gerçekmiş gibi servis ediyor, olay daha gerçekleşmedi bile. Hakan Bey, şöyle bir gerçeklik vardır, siz de çok deneyimli bir gazeteci olarak mutlaka bilirsiniz. Bir haber çok sık servis edilirse, bir şey çok fazla söylenirse bir süre sonra herkes tarafından gerçek olarak kabul edilir ve gerçekten hiçbir hükmü kalmaz. Çok acayip değil mi? Evet. Ama böyle bir realite vardır. Bu bakımdan işte bu kötülük eksenli zihinsel matris bunu yapıyor. Zaten yapıyor. Bakın efendim, bakın etrafa. Yıllardır nasıl korku haberleri dinlediğinizi siz fark edin. Nasıl o matrisin içine girdiğinizi ve bugün sosyal işte medya, basın, yani bunu pompalıyor değil mi? Yani insan şunu bile düşünüyor zaman içinde. Sosyal hatta medya, sinema yani. Yani sinema, sizinle korkuyor. Evet, evet, evet. Hatta yine çok enteresan bir şey dikkatimi çekti geçen günlerde. Sosyal medyada atamızın kahverengi saçlı bir resmi yapılmış. Yapay zeka tarafından.
canım atam diye paylaşılıyor. İyi de benim atam hiçbir zaman kahverengi saçlı olmadı ki. Sarışınım. Saçları sarı. Ama bu senin paylaştığın ata kahverengi saçlı. Bu ne demek biliyor musunuz? Biz size kahverengi saçlı atayı göstereceğiz sizin atanız diye. Yüzünde bazı benzerlikler var. Siz düşünmeyeceksiniz. Ata bu diyeceksiniz. Aradan 10 yıl, 30 yıl geçtiğinde hiç kimse sarışın atanızı hatırlamayacak. Herkes diyecek ki benim atam kahverengi saçlıydı. Öyle mi? Yapma zekayı o yüzden çok tehlikeli. İşte böyle yani, bir matris var ortada. Çok tehlikeli, çok tehlikeli. Senin her zaman dediğin gibi evinin mimarlığına soyunan sahte müteahhitlerle karşı karşıya izlersin ya sen. Doğru, çünkü evrenin mimarı tek bir kişidir, Yaradan. Buna değişik isimler verip çarpıtıp sempatikleştirmeye başka bir şeye gerek yok. O yeterince sempatik. Tek bir kişi var, Allah. Gerisi alttaki o kötülük eksenli matrisin zihinlerimize ektiği tohumlar. Bakın son yıllarda spiritüel akım son derece güzel bir şekilde yayılıyor. Evet, çok güzel. Ama dikkat edelim, içinde gerçek Yaradan'ın varlığı yok olup gitmesin. Bu da bir matris çünkü. Bunlar şu yüzden önemli. Daha önceki çeşitli yayınlarda da yeri geldiğini söyledim. Bizim ruh sağlığımızı korumak için Yaradan'ın varlığını bilmeye ihtiyacımız var. Temel ihtiyaç. Bir tane bizden mutlak şekilde güçlü olana inanmaya çok ihtiyacımız var. Eğer biz onu kaybedersek evren boşluk tanımaz. Bir gerçekliktir bu. Onun yerine getirip başka bir şey koyarlar. O da kendileri olur. Ama bence şunu hesap edemiyorlar. Kara delikler oluşturur yapay olarak. En sonunda Yaradan onları çeker içine. Ben bu filmin öyle biteceğini düşünüyorum. Peki öyle sorayım ben o zaman. Bu Matrix'ten nasıl çıkarız? Kendimiz çıkacağız. Bir kurtarıcı yok. O kadar güzel bir sistem var ki, geometri gibi, evrenin matematiği gibi. Bakınız, bize denir ki ben sana şah damarından daha yakınım. Yani aradığın her ne varsa dışarıda aslında o senin içindedir. Kendi iraden, kendi gücün, kendi farkındalığın ve tabii ki kendi bilincin. Matrix'ten çıkmak için insanın evet uyanması gerekir, ancak uyanacağım diye daha fazla kabus görmesine gerek yok. Ben buradayım desin. Her insan kendi kendine şöyle bir dursun, dimdik dursun, omurgasını dikleştirsin ve desin ki ben buradayım. Ben buradayım diyen insan beni yaradanı da görüyorum der. Kendi kendimize olamıyoruz ya. Ve orada bir bilinç açılır. İşte o bilinç şu anda tam vakti Nisan ayı itibariyle bizi cennete taşıyacak olan bilinç. Herkes bir kere kendine ben buradayım desin. Artık ardında kendini doldurur. Ben söylemeyeyim. O zaman da ben doldurmuş olacağım çünkü. Ama ben inanıyorum. Herkes kendisi doldurabilir. Önce ben varım diyelim. Ben varım çok şükür. Ben varım. Ben varım. Yani diyorsun ki Nisan ayı Matrix'ten çıkışın tarihi. Başlangıcı. Aynen öyle. Matrix'ten çıkışta diyorsun cennet. Evet, çünkü neden? Çünkü cehennemden geldik. Her şey zıttıyla vardır. Madem ki cehennemi gördük, geleceğimiz diye tek yer cennet olabilir. Cehennemden gidebileceğin diğer yer sadece cennettir. Ve bu cehennem 7'lerde gerçekleşir. 7'lerde 2023 yılı zaten 2023 olması sebebiyle 7'ydi. Ancak Mart ayı 3, 7, 3 nedir Hakan Bey? 3 aslında birin tezahürüdür, birin anlaşılması için olması gerekendir. Üçgenler nedir efendim? Yaradan Allah her şeyin başındadır. Anlaması için insanın dualiteyi, alttaki zıttıkları koymuştur. Onlar da ikidir. Yani bir yaradandır, altında ikiler vardır. Bunu istediğimiz kadar çeşitlendirebiliriz. Fakat toplamda üç yaradana getirir bizi. Şimdi üçten, Mart'ın üçünden ama aynı zamanda Mart'ın içindeki pek çok yediden geldik ve geçtik. O yüzden Mart çok zorlayıcıydı. Orası tam bir cehennem ağzıydı. Cehennemin ağzına girdik, içine düştük, kat kat dibine indik. Her halimizi gördük. İyi, çok iyi. Herkes en kötü halini gördü. Ve şu an yaşıyoruz. Madem ki yaşıyoruz, bunun bir anlamı olmalı. Şimdi cennet açılabiliriz. 8 köşeli yıldızı düşünün. Selçuklu mimarisine çok kullanıldı. Şu anda bu cennet bilincine ulaşmak isteyenler, bir şeylerle uğraşmak isterlerse, 8 köşeli yıldızlara baksınlar. İçlerindeki o genetik hatıra daha çabuk yansıma bulacaktır. Selçuklu mimarisinin 8 köşeli yıldızları. Bizim mimarimize zaten her yerde var. Baksınlar, daha çok işlerindeki genler açılır. Harikasın. Harikasın. Eklemek istediğin bir şey var mı? Şöyle bir düşünelim. Mekansızız dedik, dünya bize ait dedik, dünya bizim yurdumuz dedik. Bu çok önemli. Biz şimdi bu demir kazık dediğimiz bağlantıyla ne yapıyoruz aslında? Bir zamanlar yine Türk mitolojisinde Tengri'nin atını bağladığı kazıktan bahsediyoruz. Eğer bir Tengri bir atı oraya bağladıysa bu aynı zamanda şu demektir.
Her nereye gidersem gideyim yerim yurdum bellidir ve o yurt sabittir, sakin. Elimizden bir şeyleri kaybettiğimizi sanıyoruz. İlahi olanın da yardımıyla, gezegenlerin de bu şekilde hizalanmasıyla her neyi kaybettik sanıyorsak bu ayda onlar aktif olacak hayatımızda. Dönün kaybettim sandıklarınızı nasıl yeşertebileceğinize bakın. Tıpkı doğa gibi. Doğa yeşeriyor, Venüs şu anda devrede. Nisan ayı itibariyle Venüs zarafeti güzelliği yanında getiriyor. Bolluğu ve bereketi, çoğalmayı. O yüzden evlilik düğün zamanı diyorum. Aşk zamanı. Bir bakalım neler olacak Nisan ayında. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Cennetin kapısı herkese hayırlı olsun o zaman. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Bizleri izlediğiniz dostlar sizler de sağ olun, var olun. Hoşça kalın. Ezber Bozan Akademi izlediğiniz programı sundu.